Yusuf Yazıcı, Edin Visca, Gomez. Gomez tehlikeli geliyor Trabzon. Kalemize dikkatliyiz. Enis Bardi. Bardi verdi. Visca. Muslera. İlk kurtarışımızı yaptık Muslera'yla. Güzel bir kurtarış. Visca şimdi çevirdi. Bardi. Yusuf Yazıcı. Yine Muslera. Dostlarım, hemşire ekranlarına efsane serimiz kaleci kariyerinin nostalji serisine hoş geldiniz arkadaşlar. Karşınızda PES 2021 görünümlü PES 2017 var arkadaşlar ve güncellemeler, transferler yerinde kaleci kariyerine an itibariyle başlıyoruz arkadaşlar. Mevcut oyuncu olarak başlayacağız. Süper Lig'e gideceğiz. Süper Lig'de arkadaşlar Galatasaray'da Muslera ile kariyerimize başlayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz 2016'dan beridir yaptığım bir seri. Çok fazla izlediniz, çok fazla özlediniz, söylediniz. Ve Fernando Muslera 36 yaşında Muslera'yı bu sezon emekli edip son sezonunu oynattırıp Muslera'ya jübilesini yaptıracağız arkadaşlar. Fernando Muslera'yı seçtik. Zorluk modumuz her zamanki gibi en zordu arkadaşlar ve maç süremiz 7 dakika olarak belirledik. PES 2017 gerçekten benim de en sevdiğim serilerden bir tanesiydi. En efsane serim PES 2017 kaleci kariyeriydi arkadaşlar. Gerçekten PES 2017'yi çok keyif alarak oynuyordum. Muslera ile oynamak da ayrı güzel olacak. Ve Ağustos 2016'ya dönüş yaptık. Muslera ile sözleşme imzaladık arkadaşlar. Yıla takılmayalım, oyun yılına. 2017'ye dönüş yapmış oluyoruz ama tabii ki günümüzdeki oyuncularla, günümüzdeki yaşlarıyla oynayacağız arkadaşlar. Evet, hemen kariyerimiz başlar başlamaz arkadaşlar. Şöyle bir isterseniz takım bilgimize bakalım arkadaşlar. Oyun planımıza bakalım. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar, şu an böyle güncel bir yama bulmak çok zor. Ben de Portekiz Ligi'ni egal etmek zorunda kaldım arkadaşlar. Çünkü Süper Lig yamasını yaptım. Güncel bir yama buldum. Sağ olsun bir arkadaş ayarlamış. Ama tabii ki Süper Lig'i yapmamış bu arkadaş. Ben de Türk takımlarını Portekiz Ligi'nden şey yapıp Portekiz'deki takımları atıp Türk takımlarını oraya attım arkadaşlar. Yani Galatasaray'daki oyuncular da görmüş olduğunuz şekilde böyle ayarlamışlar arkadaşlar. Kerem 74, Mata 76, Sergio Oliveira. Tabii bu şey, şu an oyuncular kendi pozisyonlarına değil arkadaşlar. Kaan Ayhan bile var yani. Son transfer Kaan Ayhan bile var, görüyorsunuz arkadaşlar. Çoğu oyuncu var görmüş olduğunuz gibi. Raşka, Zaniolo, Gomis, Icardi 82 ile Icardi'yi görüyorsunuz. Mertens 83 ve kalede Muslera'yı 78 ile biz oynatacağız arkadaşlar. Hemen hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar otomatik kaydeti açıyorum. Kaydımız kaybolmasın. Ben her kariyerin başında videoda dahil olsam bunu kesmeden hemen hızlı bir şekilde yaparım arkadaşlar. Ya gerçekten çok özledim arkadaşlar. Kaleci kariyerini çok özledim. Çok güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Yavaştan Süper Kupa maçına doğru geçeceğiz. Trabzon Galatasaray. Bir önceki sene demek ki Galatasaray ya Ziraat'i ya da Süper Lig'i almış oluyor. Ve Süper Kupa'da iki takım Trabzon'la Galatasaray birbiriyle karşılaşıyor arkadaşlar. Şimdi zaman ileri alıyoruz. Sonraki maça git diyoruz arkadaşlar. Burada başka yapacağım bir ayar var mı diye bakıyorum. Oyun planını merak ediyorum. Bir dakika, forma. Forma bana bir garip geldi arkadaşlar. Galatasaray'ın forması. Galatasaray'ın böyle bir forması mı varmış hocam? Yalnız formalar da herhalde hepsi yapılmış vaziyette arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle Galatasaray'ın oynadığı şöyle kırmızı, sarı, altta beyaz şortlu forması. 5 numarada böyle bir forma, 4 numarada böyle bir forma var arkadaşlar. Aslında ikisi de zaten birebir aynı forma. Biz 3 numaradaki formayı kullanalım. Trabzon'un formalarına bakalım arkadaşlar. Trabzon'un formalarını görüyorsunuz. Trabzon'da şöyle kendi her zamanki formasıyla oynasın arkadaşlar. Kadrolara bakacağız arkadaşlar. Kadroları görüyorsunuz. 4-2-3-1, 4-2-3-1 dizilişleriyle büyük takımlarımız oyuna çıkıyorlar arkadaşlar. Nelson 75, Kaan Ayhan 75. Şu elemanı bilmiyorum. Ade Kugbe arkadaşlar. Bilmiyorum, bu Galatasaray'ın böyle bir oyuncusu varmış. Dubois sağ bekte oynuyor. Sergio Oliveira Dosta 76. Torreira 77. Mata ofansif orta sahada oynayacak. Missio oynatıyor oyuncu. 69'luk bir oyuncu. Sol kanatta Zaniolo. Sağ kanatta 75 ve Mertens ile başlıyor. Trabzon'un kadrosu da baya baya iyi. Hatta baktığımızda güç olarak neredeyse yani Galatasaray'ınkiyle aynı, hatta daha da iyi diyebiliriz arkadaşlar. Başlama vuruşu diyoruz ve şimdi kaleci kariyerimizin
Serimizin ilk maçına doğru geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Ben şöyle kamerayı şu şekilde ayarlayayım. Hemen ışığımızı da açalım hocam. Biraz daha aydınlık olsun şu şekilde. Ve bakalım maçımıza doğru geçelim. Kaleci kariyerindeki ilk maçım olacak arkadaşlar. Oldukça heyecanlıyım. Oldukça merak ediyorum nasıl performans sergileyeceğimi. Yani biliyorsunuz 2 yıldır falan, ilk hatta 2,5 yıldır arkadaşlar kaleci kariyeri yapmıyorum. Ben de gerçekten nasıl performans sergileyeceğim merak ediyorum hocam. Bakalım. Bakalım. Oyunuza artı bir de arkadaşlar. Dediğim gibi oyunun zorluk modu en yüksek seviyede. Ve PES 2017'de en sevdiğim şeylerden bir tanesi benim bilgisayarımda kasmıyor oluşu arkadaşlar. Biliyorsunuz son PES oyunları bilgisayarımda kasıyordu. Kariyeri çekmeyi bu yüzden bırakmıştım. Ama PES 2017'de böyle bir sorun yok. Bakıyorum hala PES 2017 izleyen arkadaşlar var. Ben de dedim o zaman abi bir PES 2017 patlar yani. PES 2017 kariyeri gelir arkadaşlar. Gerçekten çok sevdiğim, çok emek verdiğim bir kariyer. Umarım beğenirsiniz, keyif alırsınız arkadaşlar. Bakar mısınız? Görüntü de çok güzel abi. Görüntü de çok güzel. Yama çok büyük çaplı bir yama olmasa da yine de dediğim gibi transferlerin olduğu bir yama. Haydi bakalım. Galatasaray şu an atak hazırlığında. Orta sahaya geçmeye çalışıyoruz. Muslera'yla son senesinde böyle güzel başarılar elde etmek istiyoruz arkadaşlar. Avrupa'ya oynamak istiyoruz Galatasaray'la. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız bakalım. Bartra, Bardi'ye verdi. Larsen. Larsen'in pası Yusuf Yazıcı'ya. O da Gomez'e oynadı. Gomez döndü Siopis'e. Artık ilk yarıda son anlara geliyoruz arkadaşlar. Trabzon ve Galatasaray tarafında. İki tarafta da böyle çok etkili pozisyon yok arkadaşlar. Ama Trabzon her an sanki tehlikeli pozisyon bulacakmış gibi. Edin Visca, Bruno Perez pası geçmedi Bruno Perez'in. Haydi hocam bir kontra atak. Haydi ileride Mertens bekliyor bak. Çevir topu. Çevir topu. Orta sahaya oyna. Döndür topu. Bir şeyler yapın abi. Bir şeyler yapın. Bu serimizin ilk videosu hocam. İlk videosu. İlk yarı 0-0 bitti. Yani güzel bir maç bekliyoruz arkadaşlar. Zorlu bir maç. Ve bu maçtan pozisyonlar çıkması lazım. Kurtarışlar çıkması lazım. Bizim için önemli yani. Size şöyle kurtarışlar, pozisyonlar izletmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım. Yusuf Yazıcı, Edin Visca, Gomez. Gomez tehlikeli geliyor Trabzon. Kalemize dikkatliyiz. Enis Bardi. Bardi verdi. Visca. Muslera. İlk kurtarışımızı yaptık Muslera'yla. Güzel bir kurtarış. Visca şimdi çevirdi. Bardi. Yusuf Yazıcı. Yine Muslera. Yine Muslera. Yine Muslera. Resmen. Resmen elimin pasını sildim. Muslera'yla iki tane üst üste çok güzel kurtarış arkadaşlar. İzleyebilirsek pozisyonu tekrarını izlemek istiyorum. Gerçekten benim için çok önemli. Görüyorsunuz Fernando Muslera'yla. Bir açı değiştirelim hocam. Açı değiştirelim. Şöyle tekrardan alalım. Tekrardan izleyelim. Burada pozisyon bu. Bir dakika, bu kaydetmiş arkadaşlar. Şeyleri hatırlamaya çalışıyorum. Evet. Muslera'yla tekrardan izliyoruz. Açı bu. Yusuf vurdu. Bu aslında son pozisyon arkadaşlar. Bunun bir öncesi de var. Bir öncesi de var ama orayı almıyor tabii. Şöyle aldığımız pozisyonu, duruşumuzu izleyelim. Görüyorsunuz Fernando Muslera'yla bu şekilde topu aldık. Hemen oyunumuzu açtık dostlar. Ben de şu şekilde şöyle buradan SS'ler alayım, görüntüler alayım arkadaşlar. Şöyle SS'ler, görüntüler alayım ki bunları kariyerde paylaşayım arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle Muslera'yı görüyorsunuz ya. Gerçekten duruşu, hali, tavrı, hareketleri, şekil futbolcu arkadaşlar. Fernando Muslera. Şu şekilde şöyle görüntüleri alayım arkadaşlar. Bunları kaleci kariyerinde kullanacağım. Benim için, küçük resimler için önemli arkadaşlar. Bu görüntüler Muslera ile. Muslera ile iki tane muazzam kurtarış attık arkadaşlar. Heyecanlandım ya. Çok abartmış olabilirim ama heyecanlandım. Bir de üstüne gol bulursak çok temiz olur. Victor Hugo çok değişik bir şekilde kaydı arkadaşlar ve topu aldı. 78'lik bir kaleci Muslera. Yani aslında böyle çok aşırı aşırı iyi bir kaleci değil arkadaşlar. Biliyorsunuz biz kariyerlerde 90-95 overall'la çıkartıp overall'larda oynuyorduk ama hani yine de 78'e rağmen biz elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Zaten Süper Lig'de seviyenin çok üstünde Muslera'nın overall'ı. Biz Avrupa için düşünüyoruz. Avrupa için söylüyorum. Neyse devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Kaleye kadar döndü. Bakıyorum şöyle ileride uzatabileceğim biri var mı? Şöyle uzattık. Trabzon'da kaldı top. Dakika 71. Daha Galatasaray'ın efektif bir pozisyonu ne yazık ki yok arkadaşlar.
Trabzon tehlikeli gelmeye devam ediyor. Hadi oğlum sağ kanattan aktık. Çok güzel aktık. Dakika 83. Yani o kadar böyle sert giriyor ki Trabzon'un futbolcular arkadaşlar. Çoğu topu kesmeyi başardılar. Böyle sert gire gire. 2-3 tane de ciddi faulleri var. Çok sert oynuyorlar. Artık bizim çocukların da Galatasaraylıların da sert oynaması gerekiyor arkadaşlar yani. Şu dakikadan sonra yoksa maç gerçekten sıkıntılı bir noktaya gidecek. Kaleye kadar verdi. Ben riske etmeden topu uzattım. İndirdik mi indiremedik. Dikkatli olmamız lazım. Ve ilk 90 dakikada arkadaşlar. 45 dakikanın ardından 90 dakikada beraberlikle bitiyor 0-0. Uzatmalara geçiyoruz. Uzatmalarda bakalım neler olacak göreceğiz beraber. Edin Visca Bruno Perez'e verdi. O da içeriye doğru. Fernando Muslera aldı hemen. Kısa bir şekilde oyunu başlattı. Buffett'in Gomis ve Icardi gibi isimler arkadaşlar oyunda. Artık bir şeyler yapmamız lazım derken dostlar uzatmalar da bitti. Uzatmalar da bitti, tükendi. Resmen serinin ilk videosunda Süper Kupa'da seri penaltı atışlarına geçiyoruz arkadaşlar. Seri penaltı atışlarına geçiyoruz. Görüyorsunuz kullanacakların listesi bu şekilde. Icardi ile başlayacak arkadaşlar Galatasaray. Penaltıları atmaya, kullanmaya. Kalede Muslera'yı görüyorsunuz. Kalesinde bir demirbaş gibi Fernando Muslera. Ve Gomez geliyor arkadaşlar. Gomez geliyor Trabzon'dan. Bakalım. Kalede dikkatliyiz. Muslera ekranlara geldi. Fernando Muslera. İlk penaltıda kurtarış yapabilecek mi? Sola atlayacağım. Sola atladım. Sağ vurdu. Sağ vurdu. Ne yazık ki rakip sağ vurdu. Şimdi Icardi kullanacak. Kalede Uğurcan var. Icardi. Icardi. Ah be Icardi. Ah be Icardi. Şimdi Dorukhan. Sağ atlayacağım bu sefer. Dorukhan. Dorukhan da dışarıya vuruyor. Güzel. Trabzon'da kaçırdı arkadaşlar. Trabzon'da kaçırdı. Çok iyi. Çok güzel. Bu arada bir saniye arkadaşlar. Ekranıma amansız bir bildirim geldi. Missö. Hocam ne oluyor? Hocam ne oluyor? Yapmayın. Gözünüzü seveyim. Yapmayın. Visca. Sola vuracak. Dedik sağ attı arkadaşlar. Ne yazık ki doğru tahmin edemedik. İki tane penaltı kaçırdık ya. Olacak gibi değil ya. Gomis sen bari at. Haydi Gomis. Buffett'in bir Gomis. O bari golü yazdı arkadaşlar. Şu an bize bakıyor olay. Bir kurtarış yapmamız lazım. Bakasetas. Sola atlayacağım. Bakasetas hocam atladım ama ya. Atladım ama ya. Yetemedik arkadaşlar. Berkan. Berkan hiç umut vaat etmiyor ama bakalım arkadaşlar. Berkan hiç umut vaat etmiyor. Atabilecek mi? Berkan. Helal olsun Berkan. Helal olsun Berkan. Şimdi sıra bizde. Hadi oğlum. Takımımızı gururlandırma zamanı. Haydi Muslera. Haydi. Kaleye geçti Muslera. Kaleye geçti. Gbamin. Sol atlayacağım. Gbamin sağ vurdu. Gbamin sağ vurdu. Ne yazık ki Trabzon Süper Kupayı kazanıyor arkadaşlar. Yani o kadar çok kaçırdık ki. O kadar çok kaçırdık ki. Ulan dedim acaba dedim damga vurur muyuz dedim maça. Olmadı arkadaşlar. Ne yazık ki olmadı. Muslera böyle üzülüyor kalede. Fernando Muslera. Ne yazık ki. Ne yazık ki olmadı. Kaptan yıllarını verdi Galatasaray'a ama penaltı atışlarında ne yazık ki takımını sırtlayan isim olamadı arkadaşlar. Ne yazık ki Süper Kupayı kaybederek başlamış olduk serimize. Ama olsun. Olsun arkadaşlar. Biz sıfırdan başlıyoruz serimize. Sıfırdan başlıyoruz. Ve Muslera'yla bütün kupaları kaldırmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi Süper Lig'de ilk maçımızdayız arkadaşlar. Kayseri maçımızdayız. Dostlar bu serinin ilk videosu olduğu için tepkinizi, performansınızı, ilginizi ölçmek açısından bu videoyu çok uzun tutmayacağım arkadaşlar. Eğer dostlar bu videoya gerekli, yeterli ilgi gelirse arkadaşlar, yeteri kadar beğeni, izlenme gelirse, hani bu yüzden videoyu hemen beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki maçlar arkadaşlar 3 maç hatta 4 maç bile olabilir. Bu tamamen sizin ilginize, beğeninize bağlı arkadaşlar. Seri takip eden arkadaşlarınız varsa önermeyi, bildirimleri açmayı ve dediğim gibi kanala abone olmayı ve seri beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu sayede seri devam edecek, haberiniz olsun. 90 dakika Kayseri deplasmanı başladı. Başarılar Galatasaray, ligdeki ilk maçımız.
Yemen pasını verdi parlak şimdi. Mamet Tiam'a döndü. Tiam çok güzel kontrol etti. Ceza sahası için orta. Geçmedi. Dönen pozisyon kes. Mertens pasını verdi. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Hızlı çıkalım biraz hocam. Haydi Kerem. Mertens koşuyu gösterdi bak Kerem. Kerem döndü şimdi sol kanada. Sol kanattan yükleniyoruz. Kerem'e tekrardan bir pas. Kerem ceza sahası dışına verdi. Mata vurdu. Bayezid topu aldı. Kayseri Spor'da olsun en azından arkadaşlar. Umut vadeden ataklar sergiliyoruz bu dakikalarda. Mertens. Mertens ceza sahası dışında. Mertens çok güzel pas kale içinde. Ah be. Hocam oyuncu yerde kaldı. Şuttan sonra yerde kaldı. Top dışarı mı çıktı anlamadım yani. Penaltı vermesi gerekmiyor mu arkadaşlar? Mertens. Yani muhteşem işler başardı burada. Çok güzel pas verdi. Bakın burada oyuncu yerde kaldı ama. Hakem yani görmedim ne yaptı anlamadım ben arkadaşlar. Anlamadım. Korneri kullanacağız şimdi. Sol köşe vuruşundan. Ceza sahası için orta gelecek. Orta geldi. Orada kafa vurabilecek bir oyuncu var mı? Yok, top sekti. 2 numaralı oyuncumuz. Bu arada arkadaşlar numaralar bilmediğim için Galatasaray'da yani tiplerde çok aynı olmadığı için numaralara göre isimleri öğrenmem biraz zaman alacak. Haberiniz olsun bütün oyuncuların isimlerini telaffuz edemeyebilirim arkadaşlar bu süreçte. Şimdi sağ kanattan Zaniolo Mata'ya doğru oynadı. Olmadı hocam. Olmadı. İlk 40 dakikada yani bulduğumuz en tehlikeli pozisyondu. Rakip kaleci çıkardı. Devamında ocağa penaltımızı vermedi. Resmen hakkımız yendi arkadaşlar. Bu ligde doğranıyoruz. Gerçekten TFF'ye gerekli tepkileri maçtan sonra arkadaşlar Twitter'da tüm Galatasaraylı kardeşlerimizin göstermesini rica ediyorum arkadaşlar. Şimdi Mamet Yama doğru. Kayseri atağı gelecek mi? Orada Mertens aldı topu. Mertens sağ kanatta oynadı. Tekrar aldı Mertens. Hadi çocuklar be. Kerem kaybetti. İlk yarı 0-0 bitti arkadaşlar. İlk yarı 0-0 bitti. Kayseri deplasmanında Bayezid'in muhteşem bir kurtarışı vardı. Tebrik ediyorum rakip kaleciyi. Çok güzel kurtardı. Şimdi ikinci yarıya geçiyoruz. Biz daha kalede top görmedik arkadaşlar. Zaten görmeyelim de. Bu maç bizim için önemli. Ligin ilk maçı. Direkt 3 puanla başlarsak çok temiz olacak arkadaşlar. Bakalım Galatasaray maçta neler yapacak. Kayseri hata oğlum adam koştu bak ceza sahası önüne. Dikkat edin arkadaşlar. Dikkat edin Kemen. Ramazan Civelek. Verdi şimdi Kemen Civele'ye. Civelek ceza sahası içine. Defansımız çok güzel kesti. Çok güzel kesti. Mertens ileride tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ya hocam yani bir değişiklik yapabilirsin artık. Dakika 66 oldu. Al Icardi'yi güldür yüzümüzü. Gerçi Icardi de arkadaşlar penaltı kaçırdı. Biraz sinirliyiz Icardi'ye de ama olsun yani. Dünya klası oyuncu. Dünya klastır arkadaşlar. Öyle ya da böyle Icardi girer maçta golünü atar diye düşünüyorum. Hoca eğer şans verirse Icardi'ye. Kemen verdi. Gavranovic. Gavranovic oynadı. Tiam'a. Tiam. Ceza sahası dışında. Tiam'ın pası arkadaşına. Aka. Şimdi topu kaptık. Şimdi topu kaptık. Dakika 75. Biraz hızlı çıkalım hocam. Biraz hızlı çıkalım. Haydi arkadaşlar. Haydi. Bakın Mertens ileride tek başına çok yalnız kalıyor ya. Bizim ofansif ortasımız Mata nerede abi? Kerem. Yardıma gelin, desteğe gelin. Çok kötü pas Kerem ya. Gerçekten bayağı leş bir pas arkadaşlar. Rakip de Mamet Yam'la atak hazırlığında. 79-80. Dakika yani şu skor tabii ki de Kayseri'ye yarar arkadaşlar. Büyük takımdan bir puan kapacak Kayseri bu gidişle. Bu skor Kayseri'ye yarar. Hatta durup bir de gol atarlarsa şaşırmam yani. Ne yazık ki arkadaşlar en zorluk modunda böyle bazen kronik bir sorun olabiliyor ya. Yani Kayseri ya da Kayseri gibi diğer Anadolu takımları arkadaşlar Galatasaray'ın rahatça yenebileceği takımlar belki de ne yazık ki puan alabiliyorlar arkadaşlar. Hani sağ solu belli olmuyor yani ama diğeri gibi de kaleye pozisyon gelmiyor. Öyle bir çelişki arkadaşlar ne yazık ki. PES bunu böyle 10 numara ayarlayabilmiş değil arkadaşlar ne yazık ki. Olsun. Ben size 2 maçta en azından biraz kurtarışları göstermiş oldum arkadaşlar. Bu serinin ilk videosu. Hani o yüzden çok takılmayın arkadaşlar. Maç sayısının ilk az olmasına takılmayın. Dediğim gibi sizden ilgi geldiği sürece ben maç sayısını bir videoda 3 de yaparım, 4 de yaparım, daha fazla bile yaparım. Yeter ki seriye ilgi olsun, yeterince beğeni, izlenme gelsin. Benim için önemli olan bu. Galatasaray ligdeki ilk maçında 0-0'lık eşlikle ayrılıyor arkadaşlar. Beraberliği aldık. Bir mağlubiyet, bir beraberlikle başladık ne yazık ki.
Muslera 6 reytingli oynadı. Bayezid yaptığı kurtarıştan sonra maçın adamı seçildi arkadaşlar. Gerçekten de çok ilginç. Ankaragücü Fener'e 4 tane atmış arkadaşlar. Yani lig çok değişik başladı. Trabzon berabere kalmış. Beşiktaş Sivas'ı 3-0 yenmiş arkadaşlar. Konya Giresun 4-0 yenmiş. Dikkatimi çeken skorlar bunlardı. Ve Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'ne çok fazla takım gönderiyoruz arkadaşlar. Portekiz Ligi'nde olduğu için takımlarımız. Dediğim gibi arkadaşlar Portekiz Ligi'ni aldım. Amblemini ve ismini değiştirdim. O şekilde kariyeri size sunuyorum arkadaşlar. Uluslararası kadrolar açıklandı ve Fernando Muslera da ülkesini temsil edecek arkadaşlar. Düşünün 36 yaşında bir kaleci. Hala Uruguay milli takımına çağrılıyor. O kadar kaliteli bir futbolcu arkadaşlar. Evet dostlar, dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir videoyu. Umarım seri güzel başlamıştır sizler için. Çok heyecanlı, çok güzel bir seri olacağına inanıyorum, eminim arkadaşlar. Başka kaleci kariyer videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.